Frekans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önemli gündem maddeleri var. Üzerine konuşacağımız ilk etapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının detaylarını tarım editörümüz İrfan Donat'la değerlendireceğiz. Sonrasında Almanya'dan gelen büyüme rakamı ve bunun perspektifini Türkiye'nin ticareti açısından değerlendirmek üzere Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin bizlerle birlikte olacak. Programımızın son bölümünde ise halka açık şirketlerden birini Logo Group CEO'su Burak Oyuncu'yu ağırlayacağız. Kendisine de hem bilanço sonrasındaki tablo hem 2021 beklentilerine dair görüşlerini soracağız. Çok hızlıca piyasada rakamlar neler söylüyor bir ona bakalım. Aslında seans içerisinde Borsa İstanbul'da yukarı yönlü tepkiyle başlangıç söz konusu olmuştu ama endeks 1523'lere kadar gittikten sonra 1500 puanın altına kadar da baskı gördü. Dolayısıyla şu dakikalarda Avrupa'da nispeten daha pozitif bir tablo olmasına rağmen biz Borsa İstanbul'da sanayi endeks hisselerindeki satış başta olmak üzere ki bunların içerisinde Ford Otosan, Petkim, gübre fabrikaları, Türksel, Karsan, Anadolu Efes başı çekiyor. Bu hisselerdeki baskı ile birlikte şu anda 1504 puanlar seviyesinden işlem gördüğümüzü ifade edebiliriz. Dolayısıyla aslında şu anda sanayi endeksi %1.2, bankalarsa %1'e yakın aşağıda, onu söylemiş, aktarmış olalım. Diğer yandan yine kurda da yukarı yönlü hareket belirginleşiyor. Şu anda 7.15.90'lardayız ama seans içerisinde 7.18'lere kadar gittik. 7.40 seviyesinden dönen Euro TL şu anda 8.70'lerde. Hem Dolar TL hem Euro TL'de kabaca 30 kuruşluk bir yukarı kayış söz konusu oldu. Sepet kurda yeniden 7.93'e kadar döndü. Diğer yandan Avrupa borsalarına baktığımızda dediğimiz gibi nispeten daha sakin bir tablo var. Stoxx 600 endeksi %0.5 civarında yukarıda. Diğer yandan buradaki yukarı yönlü hareketlerin içerisinde DAX endeksinin de başı çektiğini söyleyelim. %0.8 civarında DAX endeksini yukarıda görüyoruz. Özellikle tabii diğer taraftan baktığımızda şirket haberleri de buralarda belirleyici olmaya devam ediyor. Almanya'da özellikle çeyreklik büyümenin, mevsimsellikten arındırılmış çeyreklik büyümenin beklentinin üzerine gelmiş olması da piyasa üzerinde farkı yaratan ana faktörlerden bir diğerini oluşturuyor. Dönelim buradan, gidelim Amerikan vadeli işlemlerine. Oraya baktığımız zaman da şu anda artılar ön planda görünüyor. Nasdaq vadeleri 2 günlük sert satışların ardından şu anda %0.65'lik artıyı gösteriyor. Diğer taraftan Dow Jones'ta %0.2, S&P 500 vadelerinde ise 0.4 civarında yukarı yönlü hareketler var. Emtia piyasalarındaki tabloya baktığımızda Brent petrol $66.16'te, WTI $62.30 seviyesinde, dolayısıyla petrolde de %1'in üzerinde primler söz konusu, onu aktaralım. Amerikan tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. 1.38'lere bir kez daha gelmiş durumdayız. Dolayısıyla aslında enflasyon beklentilerine ilişkin soru işaretleri buralarda ön planda kalmayı sürdürüyor. Özellikle dünkü Jerome Powell'ın açıklamaları da bu bağlamda belli bir noktaya kadar etkili olmuş gibi duruyor. Piyasa özellikle önümüzdeki döneme dair Amerikan Merkez Bankası'nın biraz daha şahinleşme riskini, her ne kadar söylem çok yumuşak olsa da, belli ölçüde fiyatlara yansıtma eğilimi içerisinde görünüyor. Özellikle son 1,5-2 haftalık periyodu dikkate aldığımızda Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentisi nispeten öne alındı. 2024'ün ilk çeyreğinden 2023'ün ortasına. Dolayısıyla bunu da belki bir kenara not etmekte fayda var. Aynı zamanda kripto paralarda da dün sert satıcılı %10'ların üzerinde kayıplı bir gün yaşanmıştı. Bitcoin fiyatı $47.000'lara kadar geri çekilmişti. Bugün oradan yukarı yönlü hareket görüyoruz. Yeniden $51.000'ın üzerine geldi. Sadece Bitcoin'de değil ama bütün altcoin'lerde de benzer şekilde yukarı yönlü hareketin çok doğrudan, çok belirleyici olduğunu söylemiş olalım. Genel perspektifi biraz daha bu şekilde değerlendirip aktardıktan sonra özellikle gidelim araştırma masasına, Gizem Uzuner'e soralım. Enflasyon ve büyüme konusundaki beklentilere dair neler söylüyor yaptığımız anket? Açıl, anketi nihayet tamamladık ve zorlu da bir anket oldu aslında. Büyüme tarafındaki beklentiler sene başıyla kıyasladığımızda çok belirgin bir değişim göstermiş vaziyette. Bunları da aynı zamanda toparlamaya çalışıyordum bir taraftan ama ilk etapta büyüme anketinin sonuçlarından bahsedeyim. Şöyle ki hazırladığımız ankette 21 tane kurumdan görüş aldım. Şöyle ki hem 2020 yılını nasıl bir büyüme rakamıyla tamamlayacağız hem de 2021 yılında nasıl bir büyüme tahmin ediyorsunuz diye sordum. Ve anketimize katılan
yapılan 21 kurumun medyan tahminine göre Türkiye ekonomisinin 2021-20 yılının tamamında %2.3 bir büyüme kaydedeceği yönünde tahmin oluşmuş vaziyette. Bu noktada bu tahminlerin en yüksek ve en düşüğüne baktığımızda şöyle bir tablo çıkıyor aslında. En düşük tahmin %1.3'lük bir büyümeyle yılı tamamlayacağımızı öngörüyor. En yüksek tahmini veren kurum da 2020'nin tamamını %5.5'luk bir tahminle büyümeyle tamamlayacağımızı öngördü. Sadece 4. çeyrek özelindeki tahminlere gitmek gerekirse %7.3'lük bir 4. çeyrek büyüme tahmini var. Bu tahminler ışığında da en düşük tahmini veren kurum %3.5, en yüksek tahmini veren kurum ise 4. çeyrekte %8.3'lük bir büyüme tahmininde bulundu. Aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi 2021 yılına dair de tahminleri aldım. Burada da 19 kurumdan görüş aldım ve 19 kurumun katılımıyla beraber oluşturduğum 2021 yılı büyüme anketine göre Türkiye ekonomisinin 2021 yılını %4.5'luk bir büyümeyle tamamlayacağı yönünde çıktı. Bu anketin katılımcılarından en düşük tahmini paylaşan kurum %2.5, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise 2021 yılında Türkiye ekonomisinin %6 oranında büyümesine tahmin etmekte açıl. Aynı zamanda bu ankete ilişkin aslında şöyle ufak bir detayı da paylaşmak istiyorum müsaadenle. Daha önceki dönemlerde yaptığım anketlere baktım. Bu da şu. Şimdi mesela geçen yılın ortasında yani biz o dönemde salgını atlatmıştık ve Türkiye ekonomisine dair yani salgının birinci dalgası yaşanıyordu. Yavaş yavaş açılmalar hatta konuşulmaya başlanıyordu. O dönemde tabii büyüme beklentileri kötüleşmişti. Yani biz normalde 2020'nin ben ilk büyüme tahminlerini aldığımda daha bu salgın hikayesi ortada yokken %3.9'luk bir büyüme tahmini yapılmış. Ama sonrasında yılı ortaladığımızda yaptığım ankette katılımcılar bu sefer 2020'de %1'lik bir daralma beklemişler. O yüzden de sene içerisinde seneye başlarken iyi bir büyüme bekleniyormuş. Salgından sonra Türkiye ekonomisinin 2020 yılında daralması beklendi. Ardından senenin sonuna geldiğimizde 3. çeyrekteki kuvvetli büyüme performansı 4. çeyrekte de devam edecek beklentisiyle beraber şu an Türkiye ekonomisinin 2020 yılını büyümeyle tamamlayacağı yönünde bir konsensüs bulunuyor. Ve böylece de zaten büyüme olarak 2020'yi salgın yılını tamamlayan Çin'le beraber ikinci ülke olacağız. Bir de enflasyon anketini tamamladım. Ondan da kısaca bilgi vereyim açıl. Onu da önümüzdeki hafta çarşamba günü karşılayacağımızı hatırlatalım. 3 Mart tarihinde gelecek. Enflasyon anketimizde ise şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Burada görüş aldığım kurumlarda 17 tane ve medyan tahminde Şubat ayında TÜFE'nin %0.8 artış kaydetmesini bekliyorlar. Şöyle ki bu %0.8'lik TÜFE gerçekleşirse bizim yıllık enflasyonumuz %15.5 seviyesine gelecek. Şu an mevcut haliyle beraber aynı zamanda mevcuttaki enflasyon rakamlarını da göstereyim. 14.97 seviyesine yani %15 seviyesine bir yıllık enflasyonumuz var. Eğer anket katılımcılarının %0.8'lik tahmini gerçekleşirse %15'ten yıllık enflasyonumuz %15.5'a yükselecek. En düşük tahmini veren kurum bu arada %0.5 bekledi. Onun tahmini gelirse enflasyon çok sınırlı yükselecek. %15.1'e yükselecek. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum da Şubat ayında enflasyonun %1.71 artmasını bekliyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse bu sefer biz yıllık enflasyonun %15'ten bir anda %16.5'a çıktığını göreceğiz. Bu Şubat ayı enflasyonu biraz tahmin aralığı geniş açılı. Onun özellikle altını çizeyim. Çok sapma var. Ve aynı zamanda 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini sordum. Orada da medyan tahmin %11.2 seviyesi geldi. En yüksek tahmin %14.3, en düşük tahmin ise 2021'in sonunda %10'luk bir enflasyon beklediğini gösteriyor anket katılımcılarının. Gizem Uzuner, teşekkür ediyoruz sana aktardığın notlar için ve tarım editörümüz İrfan Donat aslında o enflasyon tarafındaki kötüleşmenin temel gerekçelerini konuşmak üzere yanımızda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi özellikle bugün bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da uzun süredir olduğu gibi gündemindeydi ve bugün yaptığı konuşmanın içerisinde de önemli unsurlar var altını çizdiği. Bir, zincir marketlere önemli bir gönderme. İki, benzer şekilde tarım kredi kooperatifleri yoluyla fiyat dengeleme mekanizmasının çalıştırılabileceğine dair ifadeler. Bir hatırlayalım, sonra üzerine konuşalım. Dünyanın pek çok yerinde paniğe yol açan gıda üretimi, tedariki ve dağıtımı konusunda da hiçbir sıkıntımız bulunmuyor. Ve şu anda tarım kredi kooperatifi de yoğun bir şekilde sayısını
180'den süratle 500'e çıkarma talimatını kendisine verdi. Çünkü biz Tarım Kredi'nin bu marketleriyle zincir marketlerin özellikle yüksek fiyatlarla vatandaşımızı gerçekten adeta sömürdüğü bir noktada piyasayı bizim balanse etmemiz gerekiyor. İlk etapta 500, daha sonra 1000, gerekirse daha sonra bu sayıları artıracağız. Devletin görevi bu. Mecburuz ve bunu da yapacağız. Devlet bu işlerde bulunmaz. Sizler piyasayı bu şekilde adeta yağmalarsanız kusura bakmayın. Biz bu adımı atmak zorundayız ve atacağız. Erdoğan'ın açıklamaları böyle. İrfan, özellikle zincir marketleri biz de seninle iki haftadan bu yana burada konuşuyoruz. Dolayısıyla satış noktası çoklu. Önce işte elektronik eşya satışlarına getirilen kısıtlama ama daha da çok buralarda gıda fiyatlarındaki yükselişin kabahatlisi olarak görülmeleri. Yani evet, bu dönemde biraz perakende zincirler ön plana çıkıyor. Biz de dönem dönem bunu söylüyorduk zaten, zincir marketlerdeki tırnak içerisinde sektör paydaşlarının dile getirdiği bir oligopol yapının oluştuğu noktasında. Ama ben hep şunu söylüyorum, konuya daha bütüncül açıdan bakmak lazım. Yani evet, sorunun bir kısmı perakende zincirler olabilir ama sorunun diğer taraflarını bertaraf etmeden ya da o taraflardaki düzeltmeyi gerçekleştirmeden tek başına son zincirin son halkasındaki değişim çok bir şey ifade etmez. Şimdi o yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri önemli bir bakış açısı ortaya koyuyor. Ama burada belki bir noktayı da hatırlatmakta fayda var. Tarım kredi marketlerinin sayısının 500'e çıkacağı açıklaması aslında bugün ilk yapılan açıklama değil. Ben şöyle bir geçmişi taradım. Hatta Bloomberg.com'da da 4 Ekim 2019 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın açıklaması var. Market sayımızı 500'e çıkaracağız diye. Çünkü ilk market 2017 yılında açılmış. 2019 sonundaki hedef 50 olarak açıklanmış. Ve 2 yıl içerisinde de market sayımızı, zincirimizi, şube sayımızı 500'e çıkaracağız diyor Fahrettin Poyraz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 180 şubeyi baz alırsak, bu yılın Ekim ayına kadar, yani 2 yıl bu yılın Ekim ayında doğacak, önümüzdeki 8 ay içerisinde bir 320 mağaza daha açılması gerekiyor. Niye baz alırsak diyorum. Ben de girdim Tarım Kredi'nin resmi web sayfasına. Oradaki şube sayısına baktım. Şu anda 26 ilde 159 adet gözüküyor. Daha 180'e ulaşmamış. Ya sayfayı güncellememişler ya da açılacak olması planlananlar da eklendi herhalde buraya, hesaplara. 180. Dolayısıyla hani 180, 200 bunlar önemli değil. Bir şeye bakmak lazım. Bugün toplamda 38 bini aşan şubeyle zincir marketler var piyasada. 26 bin discount market, 12 bin de zincir market. Zincir market. Dolayısıyla hani burada 180, 200, 500 ya da 1000 hani çok bir şey ifade eder mi? Emin değilim. Çünkü baktığımız zaman sadece 26 ilde yaygın, evet İstanbul ve Ankara'da şube sayısı daha fazla ama bugün nüfusu baz aldığımızda bu marketlerden alışveriş yapanların büyük çoğunluğu etrafının, yani evin etrafındaysa eğer bu marketler alışveriş yapıyor. Ben de Kadıköy'de çünkü o tarafta oturduğum için var bir tane ama uzak olduğu için mesela çok gidemiyorum. Ha, bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Daha önceki dönemlerde ben fırsat buldukça marketleri alışveriş yapmasam dahi geziyorum. Hem fiyatları kontrol etmek açısından, bir bilgi etmek açısından. Daha önceki dönemlere göre marketteki, yani Tarım Kredi'nin fiyatları da öyle çok çok ucuz değildi. Ben de onu soracaktım. Arada ne kadar fiyat farkı var? Belki de önümüzdeki dönemde belli ölçüde görev zararı çerçevesinde değerlendirilip nispeten zarara satış gerçekleştirilir. Bu tarafı daha makul, daha muhtemel daha doğrusu. Çünkü dediğim gibi yani ben oradan da alışveriş yapmaya çalıştım dönem dönem ama fiyatları dışarıya karşılaştırdığım zaman öyle çok büyük belirgin bir fiyat farkı yok. Hatta bazı ürünlerde kısmi olarak farklı bir fiyat da vardı. Ama burada tabii şunu insan tüketici belki düşünebilir. Yani ben buradan aldığım ürün kooperatifin ürünü üreticiye gidiyor direkt diye. Dolayısıyla belki fiyatlar göze çarpmayabilir ama şu anda vatandaşın gündemi fiyatların ya da paranın üreticiye gidip gitmemesinden ziyade cebindeki paranın değerinin ve bunun karşılığının gıda olarak ne yönde olduğu. Şimdi o zaman şunu tartışmak lazım İrfan. Yani
doğrudan üreticinin kendi ürününü satmayı başarabildiği kooperatif mağazalarında fiyat farkı marketlerden çok uzağa düşmüyorsa buradaki sorun gerçekten öyle çok konuşulduğu gibi aracılık maliyetlerinde olmayabilir mi acaba? O taraftan da bakılabilir ya da bugün piyasadaki birçok ürünün niteliğine de bakmak lazım. Yani ürün evet gıda kodeksine uygun bakanlığın izniyle üretiliyor ve raflarda yerini alıyor ama bugün rafa gittiğimiz zaman işte kilosu 20-25 liraya da 30 liraya da bal var. 50 liraya da bal var. İkisi de çiçek balı. İkisi de gramaj olarak aynı. Farklı markalar ya da fason ürünlere bakıyoruz peynirde. İşte 20 liraya da peynir var. 40 liraya da peynir var. Yani dolayısıyla burada biraz niteliğine de bakmak lazım. Tarım kredinin burada yapmaya çalıştığı şey belki mantıklı. Şöyle mantıklı. Diyor ki ben üreticiden ürünü alacağım. Özellikle de üreticinin mağduriyetinin oluşabileceği bir pazar, bir piyasa olduğu zaman müdahale edeceğim. Bunu da işleyip tüketiciye daha makul fiyatlardan satacağım. Mesela bunu nasıl yapıyor? Çiftçiden salçalık domates alıyor belirli dönemlerde. Velev ki piyasa çok düştü, tarlada kaldı ürünler falan diye haberler oluyor. Salçayı alıyor. Diyor ki ben bunu kapasite kullanım oranı düşük olan bir sanayicinin fabrikasında işleyeceğim kendi standartlarımla ve bunu raflara kendi markamla sunacağım. Keza aynı şeyi buğday da yapıyor mesela. Buğdayı alıyor, sanayi tarafında işliyor, makarna, irmik ya da neyse un olarak raflara koyuyor. Bazen de farklı kooperatiflerden de ürün alabiliyor. Yani Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir kadın kooperatifinden işte kurutmalık, dolmalık, biber, işte patlıcan, kabak şeyi alıyor. Onlar da sergiliyor. Ama dediğim gibi yani günün sonuna baktığımız zaman 500 mağazayla 1000 mağazayla piyasada regüle edecek bir güç ben çok fazla göremiyorum. O yüzden işin temeline bakmak lazım. Tarım kredi marketleri konuşuluyor ama tarım kredi sadece marketlerden ibaret değil. Asıl misyonu girdi tarafında çiftçiye çok ciddi bir dağıtım gücüne sahip. Yani Anadolu'nun neredeyse her köşesinde var. Birbirine çok yakın şeyleri var, noktaları var. Bazen bu bile tartışma konusu oluyor. Çünkü maliyetleri çok yükselten bir modelden bahsediyoruz. Ama girdilerin fiyatlarına baktığımız zaman piyasadaki, serbest piyasadaki diğer şirketlerle bir kooperatif mantığıyla olması gereken seviyelerde bir makul fiyat ya da düşük fiyattan bahsedemiyoruz. Şimdi ben yayından önce birkaç çiftçimizle görüştüm. Mesela en basit gübre. Hani geçtiğimiz haftalarda çok konuştuk. %90-100'lere varan zamlar son bir yılda gerçekleşmişti. Şimdi serbest piyasada üre gübresi 3050 lira tonu. Kooperatifte de 3050 lira. Bu arada kooperatifte bu aralar fiyatlar biraz daha gübrede aşağı çekildi. Çünkü serbest piyasadaki yükselişten dolayı bir regülasyon görevi söz konusu. Ama yine baktığımız zaman kooperatifte nakliye ve hamaliye çiftçiye ait olduğu için bunları da üzerine koyduğumuz zaman ya serbest piyasadaki ürünlerle aynı ya da bazen bir tık üzerinde kalıyor. Dolayısıyla hani burada bir cazibesi fiyat açısından yok. Zira ilaç, tohum gibi tedariği de söz konusu. Orada da serbest piyasa daha makul gözüküyor tırnak içerisinde. Kooperatifleri çiftçiler açısından madem öyle niye çiftçi gidip buradan ürün alıyor dersek tek cazip tarafı vadeli satışlardaki faiz oranları. Çünkü işin içine tefeci ya da işte başka aracılığa girdiği zaman üretici orada elini uzattığı zaman kolunu kaptırabiliyor. Ama en azından tarım kredi faiz oranları belli. Buradan yola çıkarak biraz daha makul gibi gözüküyor. Birkaç son bir not söyle istersen. Son bir not şunu söyleyeyim. Bizim bu sorunların ötesine geçmemiz için temel sorunları çözmemiz lazım. Bir, yüksek girdi maliyetleri tarafında bir adım atılması gerekiyor. İkincisi, etkin ve işlevsel bir destekleme politikası. Kooperatifçiliği konuşuyoruz. Türkiye'de şu anda kooperatif enflasyonu var. 10 bin üzerinde tarımla alakalı kooperatif var. İşlevsel olanı iki elin parmağını geçmez. Bu tarafa önermek lazım. Lojistik tarafında hala atılması gereken adımlar var. Kayıp, israf gibi. Hal yasası, perakende yasası bunlar hala konuşuluyor ama ortada bir şey yok. Dolayısıyla bunları çözmeden sadece zincir market açarak ya da şube açarak bu sorunun ben çözüleceğini düşünmüyorum. İrfan çok teşekkür ediyoruz. Sana iki tane de önemli haber var. Bunlardan bir tanesi Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nden gelen açıklama Travel Pass uygulaması. Yani özellikle bu bir ülkede aşı olduğunuzda o aşının diğer ülkelerde bir pasaport gibi kullanımını hayata geçirmeyi amaçlıyor şeklinde bir açıklama var. Bunu yakından izlemek ve takip etmek lazım. Diğer taraftan da Amerika'da FDA tarafından Johnson & Johnson'ın COVID-19 aşısı güvenli ve etkili bulundu diyor Bloomberg News. Bu aşı da önemli çünkü diğer aşıların aksine tek doz olarak uygulanıyor. Dolayısıyla bunu da önümüzdeki dönemde çokça tartışacağız diyelim. Kısa bir araya gidelim sonra kaldığımız yerden devam edelim.
Finans Merkezi'nin ikinci bölümünde gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi bizleri bekliyor. Ceren, bugün Almanya'dan gelen büyüme rakamlarına baktık. Son çeyrek büyümesi beklentilerin biraz üzerinde olmakla birlikte genel görünüm hala nispeten zayıf kalmaya devam ediyor. Aslında pandemi etkisiyle Almanya ekonomisi son yılların en sert daralmasını yaşadı 2020 yılında. %3.7 oranında daraldığını gördük. Fakat senin de bahsettiğin gibi son çeyrekte %0.3 oranında büyüyerek beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Özellikle güçlü ihracat ve inşaat aktivitesindeki toparlanma beklentilerin üzerinde performans sergilemesinde etkili oldu. Baktığımız zaman tüketim tarafındaki düşüş dikkat çekti son çeyrekte. Çünkü tüketim %3.3 oranında gerilerken sermaye yatırımlarında ise sınırlı bir artış yaşandı. 2021 yılına dair görünüm belirsiz. Almanya Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde bu yıl için büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona gitmişti. İlk çeyrekte kurumların beklentileri Alman ekonomisinin %1 ila %1.5 arasında daralacağı yönünde. Mesela bugün Alman Ekonomik Düşünce Kuruluşu DEV yaptığı açıklamayla bugünkü veri sonrası Alman ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde %1.5 oranında daralacağı tahminini paylaştı. Kurum vakalardaki artışın büyümeyi sınırlandırdığını, ancak üretim tesislerinde pandeminin etkisinin ilk dalgaya kıyasla çok daha az sınırlı olduğuna dikkat çekti. Biz zaten PMI verilerinde bunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Şubat ayı öncü PMI verilerini almıştık Euro bölgesinden ve Almanya'da imalat öncü PMI 3 yılın zirvesine tırmanmıştı. 60 puan üzerine çıkmıştı. Fakat karantinanın etkisiyle hizmetler PMI tarafı baskı altında kalmaya devam ediyor. Şubat'ta 9 ayın en düşük seviyesine gerilediğini görmüştük Almanya'da. Yani pandemiye rağmen aslında ihracat ve sanayi tarafı oldukça iyi ilerlediğini söyleyebiliriz. Ki son çeyrekte ihracat verilerinde Çin'deki toparlanmayla birlikte Almanya'nın Çin'e ihracatında, özellikle otomotiv parçaları ihracatında güçlü bir artış yaşandığını da aktarmıştık. 7 Mart'a kadar sürecek karantina. Fakat Almanya Başbakanı Merkel bu konuda oldukça temkinli açıklamalar yapıyor. Çünkü mutasyonlar halen Almanya içerisinde hızla yayılmaya devam ediyor. Bu nedenle son dönemde sınır kontrollerini sıkılaştırdığını duyurmuştu Alman hükümeti. 7 Mart'a kadar sürecek, sonrasında açılma planlanıyor. Fakat Merkel bugün yaptığı açıklamayla şu anda Almanya'nın 3. dalganın tam ortasında olduğunu, bu nedenle hem okulları hem de işletmeleri açmada çok temkinli davranacaklarını ifade etti. Bugün Avrupa piyasalarına baktığımız zaman Almanya borsası öncülüğünde yükseliş yaşandığını görüyoruz. Çünkü piyasalar cephesinde bugün Almanya'dan gelen veri pozitif okundu. Alman DAX endeksi %0.8'lik primle yükselişlere öncülük ederken Avrupa'nın genelinde biraz daha sınırlı yükselişler dikkat çekiyor açık. Ceren, teşekkür ediyoruz sana ve Almanya büyümesinin detaylarını konuşmak üzere Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin bizlerle birlikte. Kemal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi Kemal Bey, aslında ön plana çıkan büyümenin içerisinde son çeyrekteki ciddi hareketlilik. Dolayısıyla aslında yıl genelinde Alman ekonomisi %3.7 daraldı ama son çeyrek kuvvetli. Kuvvetli olmasının iki sebebi, biri inşaat kuvvetli, diğeri uluslararası talep nedeniyle ihracat kuvvetli. Dolayısıyla hem kamunun hem hane halkının harcamaları kapanmalar nedeniyle düşmüş görünüyor. Sizin işlerinizi genel anlamda iş dünyasını nasıl etkiledi bu perspektif? Şimdi aslında bir kısa bir değerlendirmem gerekirse bu son çeyrekte geçen çeyreğe göre bir şey olması, artış olması az da olsa çok olumlu. Çünkü Almanya 11. ayda bütün perakende mağazalarını kapattı. İlk olarak kapattı. Almanya ondan önce hiç kapatmamıştı. Ve satışların en çok olduğu ay, yani bir yerde 2 aylık kaybı vardı. Buna rağmen artıya geçmesi gerçekten güzel bir şey. Bir de yine bu son çeyrekte yatırımlar artmış. Yani sanayiciler, ihracatçıların durumun ileride de iyi gideceğini gösteriyor. İnşaat faaliyetlerinde %4'ün üzerinde bir artış var. Dolayısıyla topyekün son çeyrek iyiye doğru gittiğini gösteriyor. İşlerin iyiye gittiğini. Bu aynı zamanda bir de herhalde Noel ayında, 12. ayda satışların internetten güçlü bir şekilde devam ettiğini de gösteriyor. Bizim işlerimiz de aslında Almanya'da %20 artmış durumda satışlarımız. Bu önümüzdeki aylarda da artmaya devam edecek.
Peki burada yine önümüzdeki döneme dair bu beklentileri konuşurken bugün Merkel'in açıklamaları oldu. Bir üçüncü dalga riskimiz var. Dolayısıyla açılmaya başlarken de çok ihtiyatlı açılmamız lazım diye. Burada bu gelirse o zaman perspektif nasıl değişir? Şimdi zaten dediğim gibi bizim perakende dükkanları, caddeler, restoranlar hepsi kapandı. Buna rağmen ekonomi çok az bir zarar alıyor. Bu ihracatın çok güçlü olduğunu gösteriyor. Ayrıca değişik göstergelerde firmalar çok çalıştılar. Dışarıdaki pazarlara hazırlandılar. Bence sanayi, ihracat artmaya devam edecek. Oradaki pozitif. Ayrıca lockdown'u yani karantina olayını biraz daha uzatırlarsa virüsün kökünü kazıyacaklar ve daha hızlı bir büyüme beklenebilir. Ayrıca bu olaylarda gerçekten dünyada zaten bir aşılama var. Hem Almanya'da hem Türkiye'de. Belki de bu aşılamaları düşünerek sanayiciler hazırlanıyor. Daha çok ihracat yapmaya hazırlanıyor. Ev ödevlerini yapanlar var. Bence önümüzdeki aylarda daha büyük bir büyüme olabilir. Yani bir kapanma bir daha olursa bile uzun vadeli olacağını zannetmiyorum. Çünkü bir taraftan aşı, bir taraftan şimdiye kadar yapılan kapanmalar virüsle mücadeleyi önemli bir noktada kazanmış olacaktır diye düşünüyorum. Peki Türkiye'den Almanya'ya ihracat çerçevesini nasıl okur, nasıl değerlendirirsiniz? Nerelerde fırsat verir, nerelerde biraz daha duraksatır bizi bu yaşanan gelişmeler? Aslında bizim ihracatımız topyekun, özellikle tekstil ihracatı fazla artmadı geçtiğimiz ay ama Almanya'da arttı. Yani Alman pazarında halen bizim ciddi bir ihracat potansiyelimiz var. Bizim firma bazında da bizim ihracatımız arttı. Artmaya devam edecek. %20 artışı bu yılda görüyoruz. Çünkü özellikle otomotiv yan sanayide, tekstilde tedarik zincirleri Türkiye'ye doğru kaymış durumda. Bunun nemalarını aldık. Almaya devam edeceğiz. Yani bizim ihracatımız artmaya devam edecek. Sadece turizmde umarım hızlı kapılar açılır. Dolayısıyla bu karantinanın, kapanmanın uzun sürmesi bizim turizmimiz için de iyidir. Nisan'a kadar toparlayıp virüsü kontrol için alırsa turizmde de büyük bir patlama olabilir. O açıdan bizim Almanya ile ilgili tahminlerimiz ve beklentilerimiz daha iyi olacak. Çok teşekkür ediyoruz Kemal Bey. Görüşlerinizi bugün bizlerle paylaştığınız, zaman ayırdığınız için kısa bir araya gidiyoruz. Sonra Logo Yazılım CEO'su Burak Oyuncu bizlerle birlikte olacak. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Logo Group CEO'su Burak Oyuncu bizlerle birlikte. Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyiyiz. Şimdi özellikle tabii geçen senenin bilançosunu da gördükten sonra son çeyrekte de çok kuvvetli bir performans. Hatta belki son yılların en iyi çeyreğini geride bırakmış Logo. Dolayısıyla biraz o performansın üzerine konuşmak isterim. Hem yıl kapanışında evet, rakamsal olarak getiriler ve net kar tarafında nasıl performans gördünüz? Birinci çeyreğe oradaki güçlü momentum ne kadar sirayet ediyor? Valla yakın zamanda biliyorsunuz finansal sonuçlarımızı açıkladık. Genel olarak bakıldığında yani 2020 yılının toplam satış gelirlerinde bir önceki yıla göre yaklaşık %29 bir büyümeyle 545 milyon liralık bir ciroya ulaştık konsolide rakamlarda. Ve bu rakamların aşağı yukarı üçte birlik bir kısmını yurt dışı gelirlerinden özellikle Romanya'daki Total Soft iştirakimizden elde ettik. FAVÖK gelirlerimizi %25 oranında arttırdık ve net dönem karında ise %33 artış ile 115 milyon Türk lirasına ulaştık. Dolayısıyla hisse başına kazançta da doğal olarak %33 artışla 4.75 Türk lirasına ulaştı. Bu bizim için oldukça başarılı sonuç. Bütçe olarak veya geçen yıl yayınladığımız, yatırımcılara yayınladığımız rehber ya da guidance anlamında baktığımızda da
ufak tefek belki gelir tarafında %1'lik, 2'lik bir takım sapmalar olmasına rağmen toplam karlılık anlamında veya hisse başına kazanç oranına baktığınızda hedeflerimizi yakaladığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla bizim açımızdan bakıldığında bu kadar zor koşullar olmasına rağmen, bu kadar inişler çıkışlar olmasına rağmen başarılı bir yıl geçirdik diyebilirim. Şimdi ben kar rakamınıza baktığımda net karın %33 arttığını görüyorum. Varlıkların 775 milyon liradan 1.1 milyar liraya geldiğini görüyorum. Öz kaynakların 500 milyon liranın üzerine çıktığını görüyorum ki bunlar aslında bir yazılım şirketi olarak önemli gelişmeler. Dolayısıyla aslında bir de geçen sene buralardaki bu artışlarda KOBİ'lerin uzaktan çalışmak zorunda kalmalarının yarattığı o dönüşüm trendi ne kadar etkili oldu onu sormak isterim size. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim, yani bunun sadece KOBİ'lerin uzaktan çalışmak zorunda olması veya buna yönelik bir dönüşüm trendinden daha ziyade biz bunu şöyle okuyoruz veya kendi aramızda konuşuyoruz. Hep söylene gelen bir şey var. Siz de biliyorsunuz daha önceki programlarda veya daha önce sizinle bir araya geldiğimizde de konuştuğumuzda şu dijital transformasyon meselesi vardı biliyorsunuz. Yani dijital dönüşüm. Aslında bu COVID bu dijital dönüşüm sürecine ciddi bir ivme kattı veya bir hızlandırmaya yol açtı diye söylemek mümkün. Çünkü iş süreçlerinde dediğiniz gibi yani sadece çalışanların uzaktan çalışmasına değil, öte yandan yani hizmetlerin, ürünlerin son kullanıcılara ulaştırılması sürecinde de her şeyin dijitalize olması, dijital ortamlarda yapılması ve onların da bir şekilde bu dijital dönüşümün bir parçası olarak uzaktan ulaştırılması gerçeğiyle yüzleşti Türkiye'deki kurumlar. Tabii bu sadece Türkiye için söylemiyorum, bunu genel anlamda söylüyorum. Dünyada da aynı şeyler geçerli oldu. Bunun ciddi bir etkisi olduğunu biz düşünüyoruz. Bu dönüşüm süreci önümüzdeki sene içerisinde de aynı hızla devam eder mi? Biraz tartışalım isterseniz. Çünkü normal koşullar altında bütün teknoloji şirketleri içinde, bütün yazılım şirketleri içinde bu dönüşüm belki salgın nedeniyle oldukça ciddi şekilde hızlanmak durumunda kaldı. Dolayısıyla iki unsur burada ön plana çıkıyor. Bir, buralardaki hizmetlerin yeni ihtiyaçlara göre revizyonu. İkincisi, zaten var olan gelirlerin de belli noktada tekrarlanan gelir olarak bu süreç içerisinde daha genişleyerek sürdürülebilmesi. Bu iki tarafı nasıl görür, nasıl değerlendirirsiniz? Bizim açımızdan baktığınızda özellikle bu, şunu söyleyebilirim yani çok böyle büyük genellemeler yapmayı ben genellikle doğru bulmuyorum ama ticari uygulama yazılımları alanında, ticari uygulama yazılımları sektöründe bakıldığında 2020 senesinde ivmelenen bu trend 2021 ve 2022 yıllarında da artarak devam edeceğini biz öngörüyoruz. Çünkü bu bir başlangıç da aslında, yani şimdi birçok firma, birçok kurum, birçok devlet, hükümet, bir sürü organizasyon bu zorlu koşullarla 2020 senesinde karşı karşıya kaldı ve bunlarla aslında bir manada tanıştı. Ama bunların hepsinin aynı şekilde hızlı reaksiyon gösterdiğini ve hemen önlemlerini aldığını, bu dönüşümü hemen tamamladığını tabii ki söyleyemeyiz. Dolayısıyla böyle baktığınızda bu sürecin önümüzdeki birkaç sene içerisine yayılacağını ve ivmelenerek devam edeceğini ben öngörüyorum, tahmin ediyorum, öyle söyleyeyim. Ve biz planlarımızı da tabii bunlara göre yapıyoruz. Peki burada özellikle tabii sizin bilançonun içerisinde de dikkate değer konulardan bir tanesi faturalanan gelirlerin içerisinde özellikle önümüzdeki döneme dair beklentiler, bir de tekrarlanan gelirlerin aslında %60'lara kadar çıkmış olması. Burada 2021 için beklentiniz nasıl, o momentumun ne kadar devam etmesini bekliyorsunuz? Şimdi biz %62'lik bir oranı yakaladık sürdürülebilir, tekrarlanabilir gelirlerin içerisinde. Ya bunları da kendi içerisinde bölerseniz işte bunların aşağı yukarı 1/3'ü üyelik anlaşmaları bakım gelirleri, 1/3'ü
E-Devlet hizmetlerinin yarattığı kontör gelirleri, işte bu e-fatura, e-irsal, e-arşiv gelirleri diye bakabilirsiniz. Bir üçte bir kısım da proje hizmetlerinin içerisindeki bakım gelirleri diye bakabilirsiniz. Bunun içerisinde Romanya'da elde edilen bakım anlaşmalarının da bir etkisi var. Türkiye'deki dijital dönüşüm hizmetleri diye logonun içerisindeki proje hizmetleri şirketinin etkisi var. Bir de logonun perakende biriminin bu DIVA ürün ailesi adı altında pazara sunduğumuz perakende sektörüne yönelik çözümlerin etkisi var. Dolayısıyla toplamda bu %62'lik olan gelir payının biz zaman içerisinde artmaya devam edeceği öngörüyoruz. Çünkü bu aslında iş modeli değişikliği, öyle söyleyebiliriz. Yani çok basit örnek vereyim size bunun nasıl değiştiğini veya nasıl geliştiğini. 2010 senesi sonu itibariyle baktığınızda logonun toplam gelirlerinin içerisinde bu manadaki tekrarlanan gelirlerin oranı %4 idi. Yani %4'ten %62'lere gelmiş durumdayız şu anda. Ve bunun artmasını bekliyoruz. Bunun içerisinde de tabii çok ciddi şekilde paradigma değişikliğinin etkisi olduğunu size söyleyebilirim. Yani bu paradigma değişikliği nedir? İşte bu cloud, SaaS, yani yazılımın bir servis olarak, bir hizmet olarak kullanılması, kullandıkça öde modelleri, yıllık anlaşmalarla bu tür hizmetlerin elde edilmesi gibi şeyleri saymak mümkün. Peki Burak Bey, belki burada birkaç tane daha soru var. Özellikle yatırımcıların merak ettiği, bunların temelinde bir tanesi bu net kar rakamı sonrasında bir temettü politikası nasıl oluşacak? Ne teklif edeceksiniz? Onunla devam edelim isterseniz. Tabii. Buna artık çok alıştım, hep konuşulan bir konu olduğu için. Şimdi tabii temettü konusu, ben burada kişisel yorum yapacağım size. Çünkü bu biliyorsunuz aynı zamanda hem yönetim kurulunun hem de genel kurulun aldığı kararlara bağlı. Ama logonun geçtiğimiz 10 senesine, geçtiğimiz 5 senesine baktığınız zaman yıllık ortalama bileşik büyüme oranlarının çok ciddi yüksek olduğunu göreceksiniz. Yani %33 mesela son 5 senede %33'lük gelir artışı sağlayan bir şirketiz. Yani biz şu anda henüz çok hızlı büyüme aşamasında olan bir şirket kategorisine giriyoruz diye söyleyebilirim. Bu tür şirketlerde ben kişisel olarak temettü açısından konunun değerlendirilmesini çok da doğru bulmuyorum. Aslında burada doğru olan şey şirketin elde ettiği nakdi, elde ettiği kazancı doğru alanlara kanalize etmesi, doğru yatırımlar yaparak o başlattığı veya geçtiğimiz 5 yıl, 10 yıl içerisinde sürdürdüğü büyümeyi daha da yüksek oranlarda devam ettirmesi daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki bizim geçmiş verilerimizi incelediğinizde belli dönemlerde temettü verdiğimizi de göreceksiniz. Tabii ki logonun ürettiği nakde, yarattığı değere bağlı olarak belirli yıllarda, belirli dönemlerde temettü verme politikası izleyeceğiz. Ama bunu herhangi bir sanayi şirketi veya, şimdi sektör örneği vermek istemiyorum, onlar yanlış anlaşılıyor bazen. Çok klasik anlamda, konvansiyonel anlamdaki şirketlerin böyle sürekli olarak verdiği yüksek temettü oranlarıyla karşılaştırmak bizim sektörümüz veya bizim alanımız için doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü biz çok hızlı büyüyen bir şirketiz şu aşamada. Şimdi ben yine bilançoya baktığım zaman şirketin serbest nakit akışında %285'lik bir artış olduğunu görüyorum. 70 milyon liranın üzerinde, evet, bir serbest nakit akışı imkanı var. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda elde edilen karın bir şekilde şirketin içerisinde kalmasıyla bu kaynakların nereye yönlendirilmesini planladığınızda sorabiliriz bu durumda. Tabii şöyle söyleyeyim size. Biliyorsunuz biz şirket satın almalarıyla 2011 senesinden itibaren ciddi bir ivme kazandık. Hem yurt içinde hem yurt dışında şirket satın almaları ve birleşmelerine imza attık. Bunların bazıları nispeten daha küçük ölçekli şirketlerdi. Yani Türkiye içerisinde yaklaşık 7-8 tane bizim çözüm kümemizi tamamlayan, tamamlayıcı çözümler üreten, işte depo yönetimi çözümlerinden tutup CRM çözümlerine kadar çözümler üreten şirketleri bünyemize kattık. Öte yandan mesela Romanya'da ciddi ölçekli bir şirket satın alması yaptık. Totalsoft isimli. Onu Romanya'nın logosu diye söyleyebiliriz. Hindistan'da bir yatırımımız var. Özellikle küçük ölçekli firmalara bu konuştuğumuz servis modeliyle çözümler, ürünler sunan bir şirket. Ancak bu 2020 senesinde
pandeminin yarattığı belirsizlik ve işte içinden geçtiğimiz dönemdeki bir takım tam olarak kestiremediğimiz trendler nedeniyle bu yatırımlara bir süre ara verdik. Ancak bunu daha uzun ufuklu olarak değerlendirdiğiniz zaman Logo'nun bu politikasında çok ciddi değişiklikler yok. Yani Logo bundan sonraki dönemde de ülke içinde çözüm kümesini tamamlayan, tam çözüm kümesine ulaşmasına yol açacak olan bir takım başka alanlara yatırım yapmayı sürdürme konusunda kararlı. Aynı zamanda da bizim biliyorsunuz bir uluslararasılaşma hedefimizin içerisinde bir bölgesel güç olma şeyimiz vardı, sloganımız vardı. Bölgesel güç olmak için de bölgemizdeki ülkelerde Logo ve benzeri nitelikteki firmalara yatırım yapmayı bundan sonraki dönemde de düşünüyoruz. Dolayısıyla bu elde ettiğimiz nakdi, ürettiğimiz değeri bu alanlarda kullanmak gibi bir amacımız var. Ancak burada tabii şey çok önemli, onu söylemem lazım. Bunların hepsini gerçek anlamda verimli olan ve sizin büyümenize, sizin çözüm kümenizin genişliğine hizmet eden alanlara kanalize etmeniz lazım. Onun dışında yani biz bir finansal konsolidasyon şirketi değiliz. Dolayısıyla yani sadece karlı olduğu için veya sadece işte fiyat evet. veya ürettiği değer açısından yatırımlar yapacağız, bir takım şirketler satın alacağız anlamında bunu değerlendirmemek lazım. Anlıyorum. Biz işimizi çok iyi biliyoruz, alanımızı çok iyi biliyoruz ve bu alanda büyümeyi hedefliyoruz önümüzdeki dönemlerde. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Bu arada Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri %1.41'e geldi. Biz de dolar TL'de 7.20'nin üzerine çıktık. Gelişen ülke kurları üzerinde de belli ölçüde baskı yaratıyor buradaki yukarı yönlü hareketler diyelim. Ve böylelikle finans merkezinin sonuna gelmiş olalım. Kısa bir ara, sonrasında kapanışa doğru da Gözde Kuyumcu sizlerle birlikte olacak.